Geçmişten geleceğe kripto bloğu altında buluşmasını yapmak üzere sahneye var. Merhaba arkadaşlar. Bugün size geçmişten geleceğe kriptografi hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Kıran kişi Elkin'di.
1987'de İstanbul'da bir el yazmaları bulunuyor ve bu el yazmalarının 9. yüzyılda yaşamış bir Arap filozofu olan Elkindi'nin el yazmaları olduğu tespit ediliyor. Bu el yazmalarında kriptografik mesajın eşit tespitinde bir makale var. Ve bu alanda yazılmış ilk makale olarak kuruluyor. Ve Elkindi ise frekans analizi kavramını ortaya atıyor. Frekans analizi şu demek, eğer şifreli metin elinizdeyse ama nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Şifreli metinle aynı dilde yazılmış uzun açık bir metinlik olsun. O uzun açık metinde her harfin kaç defa kullanıldığını tespit ediyor. Mesela Türkçe'de uzun açık bir metin herhangi bir metin olabilir. En fazla kullanılan harf büyük ihtimalle A ya da E olacaktır. Ve her harfin kullanım oranına göre bir frekans oranını hesaplıyorum. İşte A 1000 defa kullanılmış, işte E 8-7 defa, yumuşak G en az kullananlardan birisidir. Ve daha sonra diyor ki, şifreli metin içerisinde de bakın hangi harf ne kadar kullanılmış. En fazla kullanılan harf açık metinde de ona karşılık gelecektir diyor. Bu şekilde de şifreli metini frekans analizi yöntemiyle kırma işlemini gösteriyor. Bu durum artık tek alfabe kullanılarak şifreleme işlemi, yapılan şifreleme işlemlerinin güvensizliğini ortaya çıkarıyor. Bu durumda da artık bir şifreleme işlemi için birden fazla alfabe kullanılıyorlar. Bununla ilgili yöntemlerden bir tanesi 1586 yılında Fransız bir Thomas Wigner'in geliştirmiş olduğu Wigner'e şifreleme yöntemi. Bu yöntemde her harf alfabede farklı bir harfe karşılık geldiği bir şekilde şifreleme. Peki nasıl oluyor bu? Öncelikle belirlememiz gereken bir anahtar kelime oluyor. Ben burada anahtar kelimeyi anahtar olarak almışım. Yani şifre kullanacağım anahtar kelimesi anahtar. Başka bir şey olabilir de. Ardından A'dan Z'ye olarak tüm alfabeyi götürür. Mesela merhaba kelimesini şifreleyeceğiz. Merhaba kelimesinde M harfine karşılık olarak anahtar kelimenin ilk satırında bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer tabloya bakacak olursanız anahtar kelimenin ilk harfi olduğu için A'dan itibaren tüm alfabe yazılmış. Anahtar kelimenin ikinci harfi N, N'den itibaren tüm alfabe yazılmış. En son M'de yazılmış. İkinci ismi yine A, yine A'dan Z'ye kadar tüm alfabe yazılmış. H, H'den itibaren alfabe yazılmış. H, R, C diye. En sonunda da yumuşak diye yazılmış. R'de de, R'den itibaren yazılarak Q'de bir alfabe. Bu alfabe üzerinde merhaba kelimesini şifreleyecek olursak eğer, M harfi için ilk anahtarın ilk harfine hangi değer karşılık geliyor yine mi? Yani şifre kelimenin ilk harfi mi? İkincisi E harfi. N'de E'ye karşılık geliyor. Üçüncüsü R harfi. Yine R'ye karşılık geliyor. A'la başladığı için. T harfi Ö'ye. A harfi T'ye. B harfi yine B'ye. A harfi R'ye geliyor. Şimdi iki alfabe kullanarak şifrelemede kritik nokta şu. Eğer Sedat şifrelemi kullansaydık A harfi yerine 3 harf sonucu olan C gelecekti. Bu değişmeyecekti. Her harf A harfi için ya da her B harfi için D gelecekti mesela. Fakat burada fark ettiyseniz şifreli kelimenin merhabada 2 tane A var. Bir tanesinde T harfi karşılık gelmiş. Diğeri ise R karşılık. Yani A harfini şifrelediğimizde iki farklı karakter elde etmişiz. İki A'yı şifrelerken. Bu artık işi biraz daha zorlaştırıyor. Yani şifrenin çözülmesini zorlaştırıyor. Fakat bu yöntem de kırılmış. Hocam bir şey sorayım. Benim kafama takılan bir şey var. 1987'de makale bulunuyor. Ama 1585'te hani demek ki bu şey analizi yapılıyor. Elkin'den bulduğu frekans analizi aslında önceden biliniyor ki bu çözülüyor. Tabii. Sonra da 1500'de tekrardan o kişi yapıyor. Yok. Biliniyor ama aslında bunu çıkaran kişinin kim olduğu tespit ediliyor. Yani ona atfediliyor. Bu işlemi Arap filozofu Elkin'de başlatmış diyor. Çünkü ellerindeki en eski belge onun belgesi. Bu iş şifrelemeyle ilgili. Öyle. Wigner'den bahsettik. Klasik yöntemi 854 yılında yani bir önceki Wigner'e şifrelemeyi yani birden fazla alfabe kullanarak şifrelemeyi kıran
1954 yılında İngiliz matematikçi Charles Babel ilk olarak kırıyor yöntemi ama kimseye söylemiyor. O da yıllar sonra anlaşılıyor. Ve 1863'te de Avusturya ordusunda görevli kriptograf Cassisi tarafından kırılıyor. Daha sonra Babel'ın da bunu kırdığını keşfediyorlar. İlk başta Babel'a atfediyor ama Cassisi'nin alıyor yöntem. Yöntemde kısaca şöyle geri gelecek olursak anahtar kelimenin uzunluğunu tespit edilmeye çalışıyor. Ve anahtar kelimenin uzunluğu kaç? 3, 7 değil mi? Her 7 harfte bir etkinliğinin frekans analizini uygulayalım diyorlar. Yöntem biraz daha karmaşıklaşıyor. Burada bir şeyle anahtar kelimenin uzunluğunu tespit edilmesi. Ve A harfi için ilk olarak ne gelir? T. Her 7 harf, her anahtar uzunluğunda bir A harfi T ekleyecek. Yine başka bir T harfinde başka bir harf ekleyecek mesela. Bu sefer anahtar kelimenin uzunluğunu tespit edilerek frekans analizinin tekrar uygulanması söz konusu. Bir diğer yöntem büyük şifre yöntemi. Fransa klavye tarihini hizmet eden Antoine Rosselier tarafından geliştirilmiş. Ama ne kadar büyük olursa olsun 1893 yılında bir kumandan tarafından, bazı tarafından kırılmış. Bir diğer yöntem de bir. 1894 yılında Charles Weston tarafından bulunmuş. Yöntem adını Dork Plenty'den alıyor. Kendi adını vermemiş. Öncelikle yöntem çok karmaşık olduğu için İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedilmiş. Tabii bu yöntemler 1. ve 2. Dünya Savaşı'na kullanıldı arkadaşlar. Plenty mesela. Ve Yeni Zelanda gibi Avusturya gibi ülkeler tarafından kullanılıyor. 1. Dünya Savaşı ya 2. Dünya Savaşı'na. Oldukça hızlı ve kalem kağıtla çözülebilen bir yöntem. Yöntem kısaca şu. Öncelikle elimizde bir metin olacak. Yani bir anahtar olacak. Anahtar da play fade. Play fade. Bu anahtarı tabloya yazacağız. Bu tablonun uzunluğu da satır uzunluğu da bir alfabenin uzunluğu kadar olsa yeterli. Yani alfabenin içerisinde sıralayacaklar olsa yeterli. Öncelikle anahtar kelimeyi yazıyorum. Play F, A'yı zaten yazdım. A'yı atlıyorum. Ö'yü yazıyorum. Ve R'yi yazıyorum. Play fade. Ardından da play fade şifre olması lazım. Pardon, anahtar kelime. Şifreyi de yazıyorum. Play fade, S, Ö'yü zaten yazdım. F'yi de yazmıştım. M, E'yi yazıyorum. Play fade şifreyi tabloya ekledim. Bir karakter, bir karakter, bir anahtar tekrar edilmeye şekilde. Ardından da arka kalanını yazıyorum. B, C, 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 D diye Z'ye yazıyorum. Yöntem şöyle. Sonrakinde yöntemi açıklamıyorum. Böyle de çıkacağım. Mesela bir metin şifreleyeceğim. Bu metin merhaba olsun yine. Farklı bir şey olabilir. Blok bazlı çalışıyor. İkili ikili şifreliyor. Merhaba görünce M, E. Ondan sonra R, E diye şifreliyor. Mesela merhaba için bakıyor tablo üzerinde M ve E kelimeleri aynı satırda. Aynı satırda değil. Aynı satırda değilse aynı orada bir üçgen dikdörtgen oluşturacak şekilde karşılık olarak İ ve Ç kelimeleri şifrelerini ekliyor. Mesela diyelim ki şifreleyeceğim kelime B ve Ç olsaydı aynı satırda bulunsaydı hemen bir yana koyuyor. Şifreleme için C ve Ç diyor. Bunun B ve C'nin şifrelenmiş hali C ve Ç diyor. Eğer alt alta olsaydı mesela G ve C olsaydı şifreleyeceğim ikili blok bu sefer de bir altındaki sıfır alacaktı. Yani B ve C'nin şifrelenmiş hali C ve O olacaktı. Ama eğer ne aynı satırda ne de aynı tutumdaysa bu durumda mesela F ve G'yi şifreleyeyim. F ve G'den bir dikdörtgen olacak şekilde bunu dikdörtgeni tamamlayacak şekilde köşeleri alıyor. F, F'ye karşılık D, Y'ye karşılık Ö. Böyle bir şifreleme yöntemi geliştirmiş. 20. yüzyılda kriptoloji alanı savaşların kaderlerinin gelecek kadar hayati öneme sahip oluyor arkadaşlar. Bir şifrenin güvenlik şeysi bölünme sadece de onun kırılması da. Vernon şifreleri 1912 yılında mühendis Gilbert Vernon tarafından geliştirilmiş. Vernon şifrelerine de kriptografi alanında işte yapılacak sadece çok önemli bir şifreleme deniyor. Bu şifreleme de gönderici taraftan da alıcı taraftan da her iki tarafta da elinde ufak bir anahtar kelimelerini
daha kullanıyorlar. İkinci anahtarı kullanıyorlar. 3-4-5 diye gidiyor. Berlant sürelerine tarihte geliştirilmiş ve hala kırılamayan tek sürelerine değil mi? Çünkü tek kullanımlık anahtarları kullanıyor. One time tekleri. One time tekleri bir düğümde kullanıyor muyuz? Kullanmıyor muyuz? Sizce? Bankacı kurgularında mesela bir şey satın aldım ben. 3D8 olarak ödemek istiyorum diyorsun. Hemen telefonu gezmeye satıyor. Tek kullanımlık bir şifre alıyor. Ya da İş Bankası'na gireceksin. Başka bankalarda da ödemek. Ben İş Bankası'nı bilmiyorum. Girerken cep anahtar duruyor bana. Şeyden gireceksen. Mobilden değil de bilgisayar ödemek. Cep anahtarı telefonu üretiyorum. Belli bir süre içerisinde o anahtarı kullanıyorum. Kullanmazsam o anahtarın bir yeri kalmıyor. Aynı işlem. Ben hep şifre ediyorum. Bank'tan gel. Tek kullanımlık bir şifre. Üretiyor, kullanıyorsun, bitiyor. Bir daha artık kullanmıyor. EIMA 1918 yılında Alman mühendis tarafından geliştirildi. Dediler ki daha sonra mühendis geliştirdikten sonra bunu bir reklamını yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların iletişim hattı berbattı. Yani yaptıkları her konuşma, yaptıkları her çektikleri her tarafı, her mesaj düşmanlar tarafından biliniyordu. Ve Almanya'da ordusu bunun bir çalışma yapıyor. Diyorlar ki biz artık savaş sırasında ne kullanalım? Bir hangi yöntemi kullanalım da müttefikler dinleyemesin. Bakıyorlar ki EIMA en iyi yöntem. Ardından da bu EIMA 1925 yılında sınıf üretime giriyor ve Alman ordusunda yerini alıyor. Fakat EIMA da kırıldı. Biliyorsunuz kıran kişi de filmi de var. Alan Turing. Kırıyorlar, söylemiyorlar vesaire. Nasıl kırılan baksın işte. Yani kırılmasının nedeni de herhalde şey, ilk Almanların her mesajda ilk satırı hiç değiştirmemeleri. Orada küfremiyor diyor. Belki film biraz yani saçmalıyor da olabilir ama. EIMA'da kırıldı arkadaşlar. Kir şifrelerine 1929 yılında işte SFI tarafından geliştirilmiş. Yine çok hayatlar bir yöntem kullanıyor. Lineer çeviriye dayanıyor. Lineer çeviride her sayının bir harf şey karşılığı var. Evet, her harfin bir sayı karşılığı var. A'ya 0.3, V'ye 31, I'ya 10. Ben burada Türkçe harfleri aldım. Harflerini aldım. V'ye kadar. Ardından şifre edeceğimiz mesaj Java olsun. Anahtar mantısı olarak da bir anahtar mantısı diyelim. 2'ye 2 olabilir, 3'e 3'ü kare olsun. 4'e 4 olsun. Kare mantısı olsun. 2'ye 2'lik bir mantısı kullandık. Java için 2 blok olarak düşünürüz. C ve A, B ve A diye 2 ayrı mantısı oluşturuyoruz. J'ye karşılık gelen indis değeri biraz önceki tabloda herhalde 12 idi. 12. A'ya 0 de geliyor. Bu şekilde her harfin mantısını oluşturmuş oluyoruz. Her iki bloğun. Ardından bunu anahtar matrise çarpım işlemine tabi tutuyoruz. Çarpım işlemine sonra 48, 36, 107, 80 gibi bir değer çıktı. Alfa abimizin sayısına göre modunu alıyoruz. Modunu aldıktan sonra da 16'ya 4'lük bir değer çıktı. 48, 36'ya karşılık geliyor. 16'ya 4'lük. Tabloda ne denk geliyor? Herhalde C ve A gibi bir için. Şifreleme için de sonunda N. 4'te de D. Yani J ve A ile N de D. Karşı tarafta bunun tersi işlemini yaparak şifreyi çözüyor. Bir diğer yöntem alt yine şifreleme. Yöntem kısaca Y eşittir A farkı B doğrultan kontrolünü sunuyor. Biraz önceki tabloyu gördünüz. Her harfe karşılık bir sayı değeri var. Bu sayı değerinde A ve B anahtarını ben belirliyorum. İşte mesela Y eşittir 3X artı 8 olsun. A ve B'yi ben belirliyorum. Karşı tarafta bunu biliyorum. X yerine biraz önce alfabemizdeki şeyler de geliyor. Mesela D harfine karşı 4 diyor. Ben D'yi şifre edeceğim mesela. Ne oluyor? 3 çarpı 4, 12 artı 8. 20. 20'ye ne denk geliyor? Tabloda. R. D'ye ne R'ye denk tablo sayısını açarsa şey, harf sayısını açarsa bu sefer de modunu olarak aynı işlemi çözülür. Yani Y'ye eşittir. A'ya sahip ve mod P. P burada alfabedeki harfimiz. Bu şekilde şifreleme işlemi yok oluyor. Diğer birkaç yöntem sınırı değinmeyeceğim. Permütasyon şifreleme, dil, tribit, rotoş. Rotoş ve sedarın aynısı. Sedar 3-3. A7, 3-4, 3. karakteri
Tevrat şifreleme var, biraz böyle şey, efsanevi. Bir tane işte haham oluyor Tevrat şey, Yahudi dininde. Haham bakıyor ki işte Tevrat içerisinde belli bir atlama yaptığı zaman harflerde. Mesela her 50. karakter birleştirdiğinde farklı farklı kelimeler ortaya çıkıyor. Mesela her 50. karakteri birleştirmiş. Burada onların dilinde Tevrat kelimesini elde etmiş. Her 36. karakteri atlayarak gidiyor. Farklı farklı cümleler elde ediyor. Mesela Amerika doğru 2000'de girecek. Ondan sonra işte 2100 yılında kıyamet olacak. Ama çok fazla güvenilir değil. Yani sen sonuçta elinde uzun bir metin varsa uzun metin içerisinde ufak atlamalar yaparak kendinizle ilgili mesajlar çıkartabilirsiniz. Günümüzde kullanılan kriptografik yöntemler. Geçmişten biraz günümüze girelim. İki yer alıyor yöntemler. Gizli anahtarlı şifreleme ve açık anahtarlı şifreleme. Gizli anahtarlı işte birden daha fazla yöntem var ama ben kısaca bunları deneyeceğim. Çok fazla tekniğine de girmeyeceğim. Gizli anahtarlı şifrelemede bilmeniz gereken en önemli şey gönderici mesajı bir anahtar değerini şifreliyor. Alıcı o mesajı çözecek. Çözmesi için göndericinin şifreleme yaptığı anahtarı kullanmak zorunda. Yani şifre çözme işleminde ve şifreleme işleminde ve şifre çözme işleminde aynı anahtar kullanılıyor. Farklı değil. Bu nedenle ben bir mesajı şifreleyip gönderdiğimde farklı bir kanal üzerinden şifrelediğim anahtarı da göndermek zorundayım. Aynı kanaldan gönderirsen güvensiz olur zaten. Aynı kanaldan gönderiyorum. Oradan dizi dinliyor. Şifreli mesajı elde etti. Bir sonraki gelen bir anahtar. Böyle bir şey olmaz. Mesela atıyorum. Anahtarı da mail yazdım. Karşıda. Kısa itibariyle bu gizli anahtar şifrelemede. De. Tamam. Bundan bahsettik. Yöntemin görsel detaylı çünkü mesaj. Şifrelemenin gizli anahtarı çözülecek. Yine aynı anahtarı çözüyor. Update tarafı. Anlı gönderdiği mesajı. Terimlere kısaca değineceğim. Birazdan değineceğim için. NIST, National Institute of Standards and Technology. NSA, NSA ile National Security Agency, bunlar Amerika'nın ulusal güvenlik ajansıyla işte ulusal standart ve teknolojiler geçmiştir. Gizli anahtarlı şifreleme yöntemlerinden bir tanesi DES. NIX diyor ki, bir tane şifreleme algoritmi geliştirin. Biz bunu kendi ulusumuz içerisinde Amerika'da, Amerika ulusunun içerisinde hem hükümet kullansın hem işte güvenliği iletişim yapmak isteyen kişiler kullanılsın. 73'te bir yarışma başlatıyor. Yarışmada ilk başlatıyor ama NSA'ya diyor ki hani denetle kim birinci olacak vesaire. 1974'te de IBM'in karar bölümünde birinci seçiliyor. Ve algoritma standart aşama aşamasına geçiyor. Her algoritma birinci seçtikten sonra doğrudan kullanılmaz. Belli bir standart aşama işlemlerine tabi tutulur. Ve DES adını alıyor. DES'in açılımı Data Encryption Standard. Veri şifreleme standardı. Bu yöntem oldukça kullanılıyor. Yöntemde şifreli metin ya da veri ne olursa olsun türü ikili sayılara çıkıyor. Bir sıfır mantığında bir sıfır olarak bloklara ayrılıyor. Her bir blok şifreleniyor. Şifreledikten sonra da hepsi birleştiriliyor bütün olarak. DES yapısında şu var. Yani blokların içerisinde ne var? Sağa kaydır, sola kaydır vesaire. İçerisinde ayrı tablolar var. Her karaktere farklı bir şey denkliyor. Çok fazla tekniğine girmeyeceğim. Fakat bu yöntem zamanla güvensiz hale geliyor. Neden güvensiz hale geliyor? Kriptanizm atakları var. Yani kişiler bu algoritmayı kırmak için atak geçiriyorlar. Ve atıyorum DES algoritmasının anahtarını tespit edilme ihtimali 264 olur. 264 çok büyük bir sayı. Hani 264 tane anahtarım var. Bu anahtarlardan bir tane çözecek. O 264'ü kriptanizmler zamanla indiriyorlar güvenlik seviyesini. 248'e indiriyorlar. 236 ihtimali indiriyorlar. İhtimallere düşünce de artık algoritma çatırlamaya başlıyor. Bu algoritmayı kullanmayalım. Çünkü artık güvenlik sorunu geliyor diye. Triple DES. DES yöntemini 3 defa uygulamışlar. DES yöntemi ne yapıyor? Veriyi alıyor. Anahtarı şifreliyor. Ardından başka bir anahtarı tekrar şifreliyor. Ardından başka bir anahtarı tekrar şifreliyor. Bu epey bir karıştırmış hal. Karıştırıyor yani. Homojen hale getiriyor bu veriyi. Ya da birinci anahtarı şifreliyor. İkinci anahtar da çözüyor. İkinci anahtar çözme anahtarı değil. Birinci anahtar çözme anahtarı. Çözme işlemi uyguladığı için veri daha da karışık hale geliyor.
Birinci anahtarla tekrar şifreliyor. Yani şifrelemek için üç ayrı anahtar kullanabileceği iki anahtarla kullanabilir. Ve hala günümüzde kullanılıyor. Bankacılık sistemlerinde, işte devletlerin farklı kademelerinde vesaire kullanılıyor. Dezavantajı ne? Güvenlik 3 kat artıyor fakat hız 3 kat azalıyor. Bir diğer yöntem AES, açılımı Advanced Encryption System. Yine bir sürü yarışma başlıyor 97 yılında. Ardından 9 ay içerisinde 15 farklı algoritma gönderiliyor. Yani 15 farklı başvuru oluyor. Bu yöntemler içerisinde hala günümüzde kullanılanlar var. Birinci seçim ısrar, mesela Turkish. Ve 2000 yılında da NSA diyor ki bu algoritma bu yarışmanın birincisi ilk Belçikalı kriptograf olan Diamond ve Bridgman. Onların geliştirilmiş oldukları Bridgender algoritması. Hemen algoritmayı standartlaşma aşamasına sokuyorlar. Ve AES adını alarak sunuyorlar. AES hala kullanılıyor günümüzde. Değiştirme, karıştırma prensibine dayanıyor temelinde. Ve 1992 ya da 2006 anahtar bulunduğuyla şifreleme işini yapılıyor. Blok bazlı yani. Blok bazlı demek şu. Metin olsun dediğimizde. Metin bloklara ayrıyor bir uzunlukta. Onu şifreliyor. Evet, bunu da birleştiriyor. Gizli anahtarı kısada değildik. Açık anahtarı şifre metnine değinelim yine kısaca. Gizli anahtarlardan farkı şu. Şifreleme işlemiyle şifreleme çözme işleminde aynı anahtar kullanılıyor. Farklı anahtarlar kullanılıyor. Bu nasıl yapılıyor? Öncelikle her iki tarafında birbirine mesaj gönderecek her iki tarafında bir anahtar çiftinin olması lazım. Mesela benim kendime ait bir gizli anahtarım, bir daha açık anahtarım olması lazım. Kendi gizli anahtarımı adında da olduğu gibi kendimde gizli tutuyorum. Açık anahtarımı da herkese açık bir kütüphaneye gidiyorum. Bunu saldırgan da görüyoruz, açık anahtarımı. Gizli anahtarımla açık anahtarım birbirleri matematiksel olarak ilişkili. Fakat biri kullanarak diğeri elde edemiyor. Böyle özelliyorum. Ben mesajı mesela bir arkadaşıma göndermek istiyorum. Onun açık anahtarını açık anahtar kütüphanesine alıyorum. Mesajı şifreliyorum, gönderiyorum. Ve onun açık anahtarı şifrelenmiş bir mesaj yalnız onun gizli anahtarıyla çözülüyor. O da alıyor, kendi gizli anahtarını olarak geri çözülüyor. O bana mesaj göndereceği zaman kütüphaneye gidiyor, anahtarımı alıyor, şifreliyor, bana gönderiyor. Ben de gizli anahtarını o şifreyi çözüyorum. Yöntem tamamıyla bahsettik. Şifreleme işlemi yapabileceği gibi imzalama işlemi de yapabilir. Bir kişi, onun da nasıl olduğunu birazdan değineceğim. Yani günümüzde kullanılan imzalama altındaki teknolojiye değineceğim. Açıklar da şifreleme algoritması olarak da RSA, elektrik eğri, Elman, eğri gibi algoritmalar örnek olarak verilir. Birçok algoritmanın temelinde bir de Elman anahtar değişimi bulunuyor. Duymuşsunuzdur belki. Bir de Elman. Yöntemde görsel olarak bu beyin açık anahtar işlemi ve kendi gizli anahtarıyla beyin çözüyor. En büyük avantajı bütünlük, kimlik doğrulama. Çünkü bir imzalama yapıyorsan metni ya da bir veri senin imzaladığının kanıtı orada. Dezavantajları şu. Gizli anahtarla şifrelemede metni şifrelemeyi de çözmek için aynı anahtar kullanılıyor. Ben eğer 100 kişiye mesaj göndereceksem, metni bir kere şifreliyorum, 100 kişiye gönderiyorum. O anahtarı da 100 kişiye gönderiyorum. Herkes çözüyor. Ama açık anahtar yöntemi kullanacaksam, 100 kişinin hepsinin teker teker açık anahtarını bilmem lazım. Metni her bir kişi için ayrı ayrı şifrelemem lazım. Her birinin daha önemli ama daha fazla veri kullanıyorum. Ve daha fazla olan genişliği kullanıyor kanalda. Bir mesaj 100 katına çıkmış oluyor. Bu sorunu aynı mı? Yok. Bu biraz daha böyle bir şey kabul edilemez. Yani açık anahtarlar güvenli ama ben 1000 kişiye mesaj gönderirsem 1000 kişi için ayrı şifreyi nasıl göndereyim? Yani orada bir hesaplama maliyeti ortaya çıkıyor. Nereden bakarsanız bakın performans olarak çok kötü. Bunun çözümü için her iki yöntemin de aynı anda kullanılması gerekiyor. İki yöntem şu zamana kadar şey dedim geçmişte bir algoritma kırılıyor yerine başka bir şey geliştiriyor. Çünkü neden artık güvenlik sorunu var. Yerine yeni bir şey geliştirerek güvenli hale getirmeye çalışıyorum. Fakat açık anahtar şifrelemenin gizli anahtar şifrelemenin yerine geçmek için gelmedi. Onunla birlikte beraber kullanılmak için geldi. Yani birçok kişiye mesaj göndereceksen farklı yöntemleri var. Gizli anahtarların şifrelemeyi yapıp her birine farklı şekillerde gönderiyorum. Orası biraz daha detaya giriyor. Bir de her anahtar değişimi dediğim gibi açık anahtar
ve bir tavan veriyor. Hasan Seyfi'ye olarak tavan değeri de niye olarak tavan? İşte Ahmet Kent izahatını veriyor. İstediği bir sayı seçilir, A. Ahmet A eşittir, büyük A eşittir. G ve A, P hesaplıyor. Hesapladığı değeri Büşra'ya gidiyor. Büşra da yine kendisi gizli bağlantılar seçiyor, B değeri. Büyük B eşittir, G üzeri B mod P yapıyor. Hesapladığı değeri A diye gidiyor. Birbirine gönderdikleri değerler çok saçma değerler. Yani hiçbir önemi yok. Ortamda saldırganlar görsün. Ahmet kendisine gelen değeri, B değeri kendi gizli A mod P yapıyor. Büşra da kendisine gelen büyük A değeri, Ahmet'in gönderdiği değeri, kendi gizli anahtarı A üzeri B mod P yapıyor. Hesapladıkları S1 ve S2 değerleri birbirine eşit. Çünkü matematiksel olarak aslında arkadaş şöyle bir şey diyor. İki tarafta birbirlerinin farklı değerler göndererek aslında G üzeri A çarpı B mod P işlemi yapıyor. Ve birbirlerine farklı açık değerler, önemli değerler göndermeden. Farklı değerler göndererek. Bu işlemin sonucunda her iki taraf ortak anahtar değerini elde ediyor. Reza, Adi Şemir, Ron Lewis ve Leonard Peyman tarafından geliştirilmiş. Ron Lewis birincisi, yanlış hatırlamıyorum. Kendi soy isimlerinden geliyor. Gönlüm, Lewis'in, Reis'in, işte Şemir'in, Seyf ve Edwin'in altı. Günümüzde oldukça yoğun kullanılıyor yöntem. Temelinde de bir önce bahsettiğim Diffie-Hellman yöntemi var. Tamam ve o. Eylül 84 yılında Tahir Eylül tarafından geliştirilmiş. Reysa'yı alternatif olarak geliştirilmiş. Şifreleme işleminde her işlem için farklı rastgele sıradan seçerek şifreleme yapıyor. Reysa'ya göre daha uzun sürüyor bu işlem. Ama günümüzde de kullanılıyor. Aynı zamanda da şifreleme tarihinde imzalama altyapısında da kullanılıyor. DSA imzalama yönetimi bu. Eylül'den çok yararlanmış. Onun bir gelişmiş versiyonu olarak bile düşünülebilir. NIT tarafından yayınlanıyor 1991 yılında. Şimdi şifreleme işlemi için şey dedik. Ben karşı tarafın açık anahtarını alıyorum. Açık anahtarla şifrelemede. Şifreliyorum, karşı tarafı gönderiyorum. Kendi gizli anahtarını çözüyorum. Peki imzalama işlemi nasıl oluyor? İmzalama işlemi de şöyle diyelim. Güvenli bir imzalama işlemi yaparak karşı tarafın şifreli metin gönderiyorum. Mesela elimizde açık bir metin var. Ben bu metini öncelikle kendi gizli anahtarımla imzalıyorum. İmza değerini elde ediyorum. O imza değerini metnimin sonuna ekliyorum. Karşı taraf. Ardından da metnimin sonuna ekledim. Metinle beraber bir bütün oluştu. O bütünü karşı tarafın açık anahtarı şifreliyorum. Kütüphanede açık anahtarı şifreliyorum. Karşı tarafa gönderiyorum. Karşı taraf kendisine gelen değeri önce kendi gizli anahtarı da çözüyor. Metni elde ediyor. Ardından imza değerini elde ediyor. Şimdi yapması gereken şey bu metni gönderen kişi imzaladı. Onun ispatı. Metni gönderen kişinin açık anahtarıyla işleme tabi tutuyor. Eğer elde ettiği iki değer birbiriyle uyuşuyorsa metni gönderen kişi imzalamıştır. Aksi halde mesela şu an e-imza için Tubitan bize gönderdiği USB'ler var. Aslında o USB'lerin içerisinde bize ait bir gizli anahtar var. Ve benim gizli anahtarımın karşılığı olan açık anahtar da TÜBİTAK'ın açık anahtar kütüphanesine tutuluyor. Ve aslında her bir metni ben o USB kullanarak şifreledikten, imzaladıktan sonra karşı tarafın o kütüphaneye gidip benim imzaladığımı doğrulaması lazım ki eğer bir sorumluluk ortaya çıkacaksa yasal sorumlusu ben olabilirim. Aksi halde bir saldırgan olabilir bu ya da benim imzalamadığımın tespiti yapılabilir, kimlik doğrulaması yapılabilir. DSA'nın temelinde de bu. Elektrikleri günümüzde oldukça yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. 85 yılında Washington Üniversitesi'nden iki arkadaş geliştirmiş. Elektrik eğriyle şifremi yapıyoruz, imzalama yapıyoruz. Mesela ECDSA, elektrik eğriyle DSA yönünü yapıyoruz. ECDH, elektrik eğriyle anahtar değişimi yapıyoruz. Ya da işte şifremi yapıyoruz. ECDS'de şifremi işini yapıyoruz. Şifre çözme işini yapıyoruz. Temelinde ayrı bir logaritma problemi var. Bu yöntemi. Eğrilere göre fazla tekniğe girmeyeceğim. Her birey için bir koordinat belirleyelim diyeyim. X, Y gibi bir değer. Ayrı logaritma problemi var temelinde. Ve elektrik eğrilerin belli bir uzunlukta ayrı logaritmasının bulma doğruluğu var. Şimdi
Eğitim gününde neden aktif çok yoğun bir şeydi kullanılmaya başladı? RSA kullanılıyordu. Hala da kullanılıyor ama yeni buna da verilecek nedeni şu. RSA'nın temelinde biraz önce bahsettik. Fazla geri gelmek istemiyorum. Asal sayılır. Ve çok büyük asal sayılar kullanılıyor RSA. Güvenli işlem yapabilmek için. Eğer şifrede bir güvensizlik mi var, o zaman daha büyük asal sayı kullanayım. Şifreleme işleminin temelinde. Ve daha güvenli hale getireyim. Fakat 52 evde bahsettiğim gibi ayrı logaritma problemi var. Ayrı logaritma var kısacası. Ve haliyle daha küçük değerler elde edecek asal sayılara göre. Daha küçük şeylerle işlemler edeceğiz. Bu nedenle 52 evler RSA'lara göre daha hızlı. Diğer ifadeyle RSA kullanarak işte 1024 bitlik bir anahtar kullanarak yaptığım işlemi, güvenli işlemi elliptik evde belki 256 bitlik bir anahtar kullanarak yapacağım. Hali daha küçük bir anahtar kullanıyorum ama aynı güvenlik seviyesinde olacak. Bu da performansı etkiliyor. Hesaplama daha hızlı oluyor elliptik evde. Ve RSA göre avantajları bu. Yani yüksek güvenlikte kısa anahtarla aynı yüksek güvenlik sağlıyor. Anahtar kısa olduğu için belki düşüklerim azalıyor. İşlem maliyeti, hesaplama maliyeti azalıyor ve sınırlı donanımsal kapasiteye sahip cihazlarda tercih edilebiliyor. Ve son olarak kriptolojinin geleceğine kısaca değineceğim. Şimdi kriptolojinin için temel amacı şudur. Güvenli veri iletişimi, verinin türü ne olursa olsun. Ben mesajımı karşı tarafa güvenli bir şekilde aktarayım. Karşı tarafta bana göre. En temin ifadesiyle bu. Bilgisayarın keşfi birçok yöntemi kırdı. Yani birçok yöntemi güvensiz hale getirdi. Ve gizli anahtar şifreme de dahil olmak üzere birçok yöntem kriptanalistler tarafından güvenlik seviyesi düşürülecek şekilde zayıflatıldı. Mesela IS bile belli bir oranda zayıflatılıyor. 70'li yıllarda bir önce bahsettiğim açık anahtarları şifreme devreye giriyor. İşte şifreleme ve şifreleme işleminde ve şifre çözme işleminde farklı anahtar değerleri kullanılıyor. Bu biraz daha günümüz yöntemlerini güvenli hale getiriliyor. Fakat şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an günümüzdeki mevcut bilgisayarların işlemci güçleriyle bir RSA algoritmasını ya da bir elektrik geri algoritmasını büyük bir işte 512, 1024 bir anahtar değeri işlemci bir algoritmayı kırabilmek yıllar oluyor. Yani yıllarca uğraşıp kırmışım. Aslında günümüzdeki tüm algoritmalar hepsi kırılır. Fakat zaman ihtiyaç var. Yani belli bir zamanda kırılır. Mesela bir algoritmanın güvenliği nedir? Anahtar uzunluğuna göre 264 olur. 264 tane ihtimal var demek. Bu ihtimallerden bir tanesi algoritmayı kıracak. Tamam mı? Günümüz bilgisayarlarda 264 tane ihtimali teker teker denerseniz çok uzun süre ortaya çıkıyor. Yani ne kadar güçlü olursa olsun bilgisayarınız. Çok uzun bir süre ortaya çıkıyor. Diyelim ki askeri amaçlarda bir işlem yapıyoruz ve diyoruz ki bir harekat düzenleyeceğiz. İşte Kar'da asker çıkaracağız. Yunanların bunu bilmemesi lazım. Ben o mesajı birliklerime gönderiyorum. İşte saat 2'de harekat başlasın diyorum. Ve saat 1. Yani 1 saat. Yunanların o mesajı kırması için 1 saat var. Fakat benim gönderdiğim o anahtar uzunluğunda o mesajı 1 saatte kıramaz. İmkanı yok. Yani eğer benim mesajımın içeriğinin süresi yılları alan bir süre olsaydı önemli. Yıllar sonra kırıp elde edilirler diye yani önemli değil. Önemli olan bir saat sonra harekatın başlayacak olması. Benim anlamımı kıramaz. Yani kısacası optimum süre içerisinde bu algoritmanın kırılması imkansız. Ama hiçbirinin kırılması imkansız değildir. O süre içerisinde. Evet, seyahatleri kırdılar. Evet. Bunun hakkında şimdi bir kırılma falan dediğim gibi güvenlik algoritmasını görüyor mu olacaksınız? Seyahat şifreleri değil, özetleme algoritması. Özetleme algoritmasını kısaca mesela bir yere kaybolduğunuz, kullanıcı girdiğiniz, şifrenizi girdiniz. Şifreniz karşı tarafın veri tabanına açık bir şekilde hiçbir zaman sunmaz. Hashlenir, hashlendikten sonra sunulur. Şifreleme algoritmalarında olduğu gibi 200'e ihtimalleri var bunların. Yani 232 ihtimalle MD5 yönteminde çakışma aranıyor. Ya da
MD6'da daha yüksek bir ihtimalle. Buradaki çakışma oranına göre kırma işlemi tespit edilebiliyor. Yani çakışma da kısaca şu, mesela MD5'te siz bir mesajı, siz şifrenizi, hashleyip gönderdiniz. Öyle bir şifre bulmalıyım ki ben. Benim şifre, ben o, ya da öyle bir değer bulmalıyım ki, o değer hashlendiğinde MD5'te, sizinkiyle aynı özet değeri olsun. Ve öyle çakışmalar var, MD5'te çok fazla bulunur. Yani iki farklı şifre, siz 1, 2, 4, 5 yazıp gönderdiniz. Ben mesela 6, 7, 8, 9 yaptım. İkimize hashledik. Hashleme sonucunda iki değer de aynı çıktı. Bu ihtimaller çok yüksek. Ve o ihtimalin yüksekliğine göre açıklıyorlar ki MD5'i kullanmayalım. Çok fazla çakışma ortaya çıkıyor. Adam kendi uydurduğu bir şifreyle şeymiş gibi, bir başkasıymış gibi sisteme girebiliyor diyor mesela. SHP'de bu şekilde. Çakışma ihtimalleri artarsa özetleme algoritmalarının güvenli yazılır. SHA 3 kullanılıyor şu an. Yani 2 ve 3 diye geliştirildi. Kuantum bilgisayarlar, kısaca değineceğim. Kuantum bilgisayarlar dedi ki günümüzde bir bilgisayarla, günümüzün en güçlü bilgisayarıyla RSA algoritmasını, elektrik eri gibi açık ya da gizli yöntemlerden ISP algoritmayı kırmak bu optimum sürede imkansız, yıllar alıyor. Fakat artık şey bozulmaya başlıyor. Yani farklı farklı donanımlar cihazlar geliştirmeye başlıyor. Kuantum alanındaki ilk çalışmalar 80'lerde dönüyor. Teorik çalışmalar, kritik çalışmalar da 90'larda başlıyor. Şu an günümüzde kuantum bilgisayarla geliştiren firmalar var. Mesela IBM. Evet. Günümüzde bilgisayarlar bir sınıf kuantuma göre çalışır. Yani klasik mekaniği kanunlarına göre. Elektrik voltaj farkı vardır. Voltaj da işte voltaj farkı 1'dir. Yoksa 0'dır. Bir sınıf mantığı. O ikili sayılar mantığı var. Fakat kuantum bilgisayarların çalışma mantığı biraz farklı. Kuantum mekaniğinin kanunlarını kullanıyorlar bunlar. Günümüzde bir sınıf sayına göre, yani elektrik kapasitörü yüklü olup olmaması gibi yüzeyler arasındaki voltaj farkına göre 1-0 diye elde edilirken kuantum bilgisayarlar da bilgisayar değil, kür bilgisayar kullanıyor. Yani kuantum bilgisayar. Peki kuantum bilgisayar ne işliyor? Diyelim ki oraya biraz daha deneyeceğim. Bir bit ya birdir ya sıfırdır değil mi temel itibariyle? Kuantum bitler ise hem bir hem sıfır hem de bir ve sıfır arasındaki ara değerler olabiliyor. Ara değerlere de süper pozisyon ilgesi deniyor. Yani öyle bir pozisyonu var ki hem bir oluyor hem sıfır oluyor hem de bir ve sıfır arasındaki ara değerler oluyor. Buna çakışma değeri de denir. Şimdi diyelim ki elimizde bir algoritma var. Algoritmanın kırılma ihtimali 2 üzeri 2. Yani 4 ihtimalle ben bu algoritmayı kırabilirim. Anahtarında 0-0'dan 1-1'e kadar olsun. 0-0, 1-0 ve 1-1. Klasik bilgisayarlar önce bakar 0-0 mı? Değil. 0-1 mi? Değil. Tüm anahtarları deniyor. 4 ihtimal var zaten. 1-0 mı değil, 1-1 mi? 1-1. Şifreyi kırılmıyor. Fakat kuantum bilgisayara sahip bir kuantum bilgisayar ve iki tane biti varsa, iki kuantum biti varsa, 2 üzeri 2 ihtimalle aynı anda tek seferde 0-0'dan 1-1'e kadar tüm ihtimalleri olup tek seferde deneyebiliyor. Şu mutluluk diyor. Onlardan bir tanesi doğru cevap zaten dönüyor. Teker teker deneyebiliyor. 4 ihtimalle bu ufak bir şey. Fakat yeterince kuantum bitine sahip bir kuantum bilgisayarımız olsun ve 2 üzeri 64'lük algoritmayı kırabilecek ihtimale sahip olsun. 2 üzeri 64 ihtimalini tek seferde deneyip kırabilir. Ya da Sedat Hocam vardı benim bu işlere başladığımda kendisine kayıt aldım. Bir örnek veriyordum. Örneğin İstanbul'dasınız. Bir pizza dağıdan kişisiniz. Size pizza verildi. Motorla beraber yola çıktınız. Ama elinizde adres yok. Yani pizzayı kim istediği bilmiyorsunuz. Ve İstanbul'da 10 milyon insan yaşıyor. Eğer kuantum bilgisayara sahipseniz aynı anda tüm kapıların zilini çalıp pizzayı kimin verdiğini tespit edip pizzayı ona teslim edebilirsiniz. Kuantum bilgisayarlar yeterince kuantum gücüne sahip kuantum bilgisayar, qubit değerine sahip, donanımsal değerine sahip kuantum bilgisayarlar size bunu sağlıyor. Bu durumda ne olur artık? Kuantum bilgisayarlar devreye girdiği andan itibaren günümüzde güvenli olarak kabul eden tüm şifreleme algoritmaları çok olur. Neden? Şifreleme algoritmasının 256 saniye ihtimali olsun. Çok uzun bir değer. Ve yüzyıllar olur belki de çözmeyi.
yüzyıllarla yapalım ama 100 yıl oldu alacaksınız. 150-200 olur. Fakat kuantum bilgisayarla bunu tek seferde tüm ihtimalle deneyip çözme şansına sahipsiniz. Kuantum bilgisayarlar yani düşünlerin aksine şifreleme işlemini tamamıyla alaşıyor. Evet, dünya üzerindeki tüm fizikler kuantum bilgisayarlara kalkacak bir detay. İşte uygulamaları da başladı ama yeterince kübite sahip, yani yeterince donanıma sahip değil. Bir şey sorayım. Kübit ve bit arasında donanımsal farkı var mı yoksa bir algoritma yazılımı mı? Yok. Kübitler atom kullanıyor. Ama bitler donanımsal olarak elektrik voltaj farkını kullanıyor. Kübitlerde ise atomlar devreye giriyor. Bu nedenle de kübitler belli sıcaklıklarda şey yapılıyor. Mesela süper pozisyonda -273 santigrat derecede yapılıyor onları ki o kübitlerden yeteri kadar performans alabilsinler. Yani çok fazla teknik detayına girmiyorum. Yani bilgim de yetmez. Çok fazla. Temel olarak temelleri de atom var. Yani elektrik voltaj farkı yok. Ülke değil de şey, geliştiren firmalar var. IBM diye. Birkaç firma daha duymuştum. Google'da oldu. Şunlar şu an. Yani yeterince güce sahip olmak önemli. Yani temelinde kaç kuantum bit var. O önemli. Fakat kuantum şifreleme gibi bir şey de bizim hayatımıza giriyor kuantumla birlikte. Ve artık kuantum şifreleme kullanarak tüm şifreleme işlemleri tamamıyla kontrol güvenli hale getirilebilir. Kuantum şifrelemenin temelinde 70'lerde çalışmaya başlanmış. 83'lerde ilk yayınlar yapmaya başlanmış. Mesajlar ışığın doğrusal ve dairesel korelasyon şeklinde iletilip saklanıyor. Bu ne demek? Elinizdeki fotona birazdan anlatacağım. Bir anahtar değerini bindiriyorsunuz, karşı tarafa gönderiyorsunuz. Kimse o halde dinleyemiyor. Ve bu da belli belirsiz ilkelerine dayanıyor. Kuantum şifreleri kullanılan en fazla kullanılıyorsan kuantum anahtar dağıtımı. Kuantum anahtar dağıtımı nasıl oluyor? İki taraf mesaj yaşamak istiyor. Öncelikle bir anahtar değerini güvenli olarak karşı tarafa ileteyim. Anahtar değerini ışığın polarizasyon şeklinde farklı açılarına göre yerleştiriyorum. Yani yerleştiriyorum diyeyim en basit haliyle. Karşı taraf kendisine gelen ışığın polarizasyonlarına göre anahtar değerini elde ediyor. Ardından da iki tarafta bir güvenli anahtar var. Ben istersen şifrelemek için, yani bu anahtarı kullanarak açık netli şifreleyeyim. En açık kanaldan gönderiyorum. Biliyorum ki anahtar hiçbir şekilde kimsenin eline geçmedi. Bunun ispatı nasıl yapılıyor? Kuantum anahtar dağıtımının temelinde Heisenberg'in belirsizlik ilkesi var. Ve Heisenberg'e göre bir kuantum sistemi ölçmek, yani ben bu fotonu gönderdiğimde bir saldırgan anahtarı elde etmek için o fotonu ölçmeye kalktığında kuantum sistemi değişiyor. Yani ben mesajı karşı tarafa gönderdim. Saldırgan mesajı okumak için müdahale etti. Karşı tarafa giden mesaj anahtar değil. Ve karşı taraf bunun anahtar olmadığını anlayabiliyor. Çünkü foton üzerinde ölçüm yapabiliyor ve iki tarafında karşılıklı olarak belirlediği eşik değerine göre eğer foton belirli eşik değerinin üzerinde geliyorsa o foton üzerinde bir saldırı işlemi yapılmış ya da bir gürültü olmuş. Denilerek tespit edilebiliyor. Bu da iletişim altındaki bir fotonun kopyalanmasını imkansız hale getiriyor. Bu faizleri belirsiz ilgisi olarak geçiyor. Burada bahsettiği kişi, iletişim altında dinleyen düşünen bir kişi, ortamda bu gibi hataları olan ve de ne doğru konu ölçmeye kalktığında bu anlamayla belli seviyede ölçülebiliyor vesaire. Bunu alan kişi nasıl? Şöyle. Mesela kısaca aslında sonlara doğru değmiştim de bir bakabiliriz isterseniz, baktığımız kalırsa. Tamam. Şu an araştırabilirsiniz. Bu yöntemler, işte DV84 yöntemleri var. Mesela günümüzde kullanılan DV84 protokolü, D92 protokolü, SARS-4 ve E91 protokolleri, kuantum anahtar dağıtım işlemi için geliştirilmiş protokoller. İnternet örnekleri de var, yani görsel olarak örnekleri de var. Sona doğru,
Kuantum bilgisayarlar, kuantum işlemlerine anahtar dağıtımı, algoritmalar alanında çalışmalar hızla devam ediyor ve önümüzdeki 10 yıllar sonra diyelim, hemen geçilecek ama bu kuantum bilgisayarları ve kuantum işlemlerine geçilecek. Bu öyle görünüyor. Ve günümüzdeki kullanılan tüm algoritmalar aslında temelinde matematiksel doğruluklar var. Kuantum bilgisayarlarla birlikte bu doğruluklar yok edilecek. Bu arada kuantum bilgisayarlar üzerinde kullanmak üzere algoritmalar bile geliştirilmiş. 70'li 80'li yıllarda geliştirilmiş ama şu, bu algoritmalar henüz kullanılamıyor. Mesela Shor isimli geliştirdiği Shor algoritması ya da Grover algoritması bir iki kuantum algoritması. Yani günümüzde çok fazla kullanılan belki vardır. Duymamıştır. Fakat yeterince kuantum bilgisine sahip bilgisayarlar elde edemediğimiz için bu algoritmaların da yani şey bir şekilde performans bir şekilde kullanılması en kötü yapımcısı değil. Genel olarak yapacağım son konuşmada yani kitabımda son cümlesi bu. Kriptograflar geçmişten günümüzde güvenli anahtar dağıtım işlemi gerçekleştirerek kuantum alanında bir adımla geçmiş olsalardı, yani kuantum anahtar dağıtım işlemini yaparak kuantum alanında bir adımla geçmiş olsalardı, teknolojik gelişmelerle farklı ederek yani kuantum bilgisayarın varlığıyla beraber kuantum algoritmaları uygulayabilme şansını bulacak olan kriptanalistler zaman içerisinde aradık farkı kapatacak ve binlerce yıl süre gelen bu mücadele kuantum alanı içerisinde devam edecek. Kriptograflar şifreliyor. Kriptanalistler de kırmaya çalışıyorlar. Ve tarihten bu yana, milattan önce 1900'lü yıllardan bu yana bu böyle süre gelmiş. Böyle devam ediyor. Son slide'ım buydu arkadaşlar. Bir de şey demek istiyorum. Çok ilginçti. Mesela RSA'yı geliştiren kişilerden birisi Ron Rivest. Geliştirdikten sonra yaptığı ilk şey, ben bu algoritmayı nasıl kırarım diye kriptanalist yöntemleri geliştirmek. Birçok yöntem geliştirmiş. Diferansiyel kriptanalist var. Akustik kriptanalist mi diyorsun? Akustik kriptanalist. Algoritmanın çalıştığı bilgisayar kasasındaki sesleri dinleyerek algoritmayı kırmaya çalışıyor. Yani bir de ilginç olan şey şu, mesela ben olsam algoritmayı geliştirmişim, ya bu artık kimse tarafından kırılmaz falan diye bunu hep savunurum. Ama geliştiren adamlar yaptıkları ilk şey, tamam bu geliştirildi çok güvenli ama bu nasıl kırılabilir diye uğraşmaya başlıyorlar. Böyle de şeye sahip yaklaşıyorsunuz. Benim için çok teşekkür ederim tabii ki. Soru var mı? Yok mu? Şimdi şöyle bir şey, şurada aslında slide devam ediyor. Çok uzun olduğu için ben bu değerli ekran örgütleri değindim. Ozon flörü olsun. Dikey bir yatay artı işlemine göre, çarpı işlemine göre 45 derece bir 135 derece sıfır. Tamam. Ardından Ahmet Güçler birbirine diğer göndermek istedim. Devam ediyorum arkadaşlar, çok kısa. Gönderecekleri değeri mesela rastgele olarak şu kubik dizini göndermek istedim. Tamam mı? 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0 diye gidiyor. Ve bunu da Ahmet şu değeri bir anahtar değeri. Anahtar değeri kendi kafasından oluşturur. 1, 1, 0 diye. Ardından da rastgele olarak çarpı artı, artı çarpı, artı artı, vesaire diye rastgele bir süzgeç takımı geliştiriyor. Tamam. Ve süzgeç takımına göre bir değeri kodonun hangi korelasyonuyla ilgili 45 derece açı. Bir değeri bir artına göre dikey. İşte sıfır değeri yaparak vesaire diye kodonun korelasyonu. Tamam. Bu korelasyonu geriye gidiyor. Bunu da 3 liraya ortaya koyarak gönderiyor. 3 lira bunu alıyor. Bu sefer de bunu çözme işlemine gidiyor. Kendisine göre, dışının büyüğüne göre onu çözme işlemine gidiyor. Ve %50 ihtimalle tahmin ediyor. Tahmin ettikten sonra amire tekrar gönderiyor. Ben bunları gönderemem ama benim gönderdikleri bunlar mı diye. En sonunda da ortak değeri elde